Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik yılın son meclis toplantısında müjde üstüne müjde verdi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Ankara temasları ile ilgili meclis üyelerine bilgi veren Başkan Çelik, kentsel dönüşüm, toplu konut, millet bahçesi ve toplam 5 milyon TL'lik spor kompleksleriyle ilgili kente kazandırılacak yatırımları açıkladı. Şimdiden müjde olarak açıklayabileceğim yatırımları da paylaşmak istiyorum. Birincisi, daha önce belediye meclisimizden tahsisini gerçekleştirdiğimiz aşağı Sofanisa'daki İsmail Şahin Spor Kompleksi ile ilgili 3 milyonluk yatırım onaylandı ve şu an ihale sürecinde çok güzel bir tesisi şehzadelerimize kazandırmış olacağız. İkincisi işte Selim Şahlar Mahallesi'ne bir halı saha. Üçüncüsü Karayenice Mahallesi'ne yine bir halı saha. Dördüncüsü de Ahmet Bedevi Mahallesi'ne amatör spor kulüplerimizin antrenmanları için kullanabilecekleri halı saha standartlarının da üzerinde büyük bir sahayı barındıran bir spor kompleksinin yapımıyla ilgili Sayın Bakanımız destekle ilgili sözü verdi. Ve inşallah önümüzdeki günlerde bu dört tesisle ilgili de çalışmalar start verecek. Ve nihayetinde bu yıl içerisinde Şehzadeler ilçemize yaklaşık 5 milyon TL'lik bir spor yatırımının gerçekleşmesini temin etmiş olacağız. Şimdiden Sayın Bakanımız, değerli hemşehrimiz Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve emeği geçen tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Yine aynı gün Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırımlar ve İşletmeler Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Dilsiz ile de bunun haricindeki projelerimizle ilgili de verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah onlarla ilgili de müjdeli haberleri bekliyoruz. Ertesi aynı gün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Vedat Gürgen ile kentsel dönüşüm projemizle ilgili çok verimli bir toplantıyı gerçekleştirdik. Ardından da saat 16'da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'u milletvekillerimizle birlikte ziyaret ettik. Bu ziyaretin neticesinde birincisi Sancaklı Bozköy'deki 100 dönümlük alanda TOKİ konutlarının ihalesine çıkılması ile ilgili talimat Sayın Bakanımız tarafından verilmiş oldu. Yine aynı bölgede TOKİ'ye ait olan 200 dönümlük alanla ilgili de proje ve plan çalışmalarının hızlandırılması noktasında mutabık kaldık. Kentsel dönüşüm projemizle ilgili çok verimli görüşmelerimiz oldu. Sayın Bakanımız projeye sahip çıkıyor. Bakanlık desteğinin arttırılması yönünde sözünü aldık. Ve yine bizim davetimiz neticesinde de Manisa'ya geleceğinin sözünü verdi. Önümüzdeki günlerde Manisa'mıza şereflendirecek ve kentsel dönüşüm yapmayı düşündüğümüz bölgeyi de bizzat kendisi inceleyerek bu projenin sahibi ve takipçisi olacağını da orada da bir kez daha ifade etmiş olacak. Üçüncü olarak da Sayın Bakanımıza da ifade ettim.